Arkadaşlar merhaba. MEB-EBA tarafından hazırlanmış olan 13. AYT denemesi 2021 yılına ait son deneme. Sorularını çözmeye devam ediyorduk. 31. soruda kaldık. 31 ile devam edelim. MEB kazanım kavrama testlerime bakmayı da unutmayınız, ihmal etmeyiniz. Onu da hatırlatmış olayım. 31 diyor ki, uzunlukları ile birlikte çubuk parçaları verilmiş ve bu doğru parçalarıyla üçüyle bir üçgen oluşturulacak. Buna göre löp, löp, löp. Üçlülerinden hangileriyle üçgen oluşturulamaz diyor. 1, 2, 3. Arkadaşlar 1, 2, 3'ü aldım. 2, 7 ve 12. 2, 7, 12 şeklinde. Bunlarla oluşturamam. Neden oluşturamam? 12'yi aldım. 2'yi koydum. 7'yi nereye koyacağım sevgili arkadaşlar? 2 ile 7'nin toplamının, bu iki arkadaşın toplamının 12'yi geçmesi lazım. 1 ile oluşturamam. 2'ye geldim. 1, 3, 4. Yine aynı şey bak. 1, 3, 4. 2 ile 12'yi toplasan 14 yapar. 15'e yetişemiyor. Biz kavuşamayız şarkısını söylüyorlar. Burası 2 olsa 1, 3, 4 dedi. Burası 12 olsa burası 15. Buluşamazlar arkadaşlar. Üçgen oluşturamazlar. 2'ye de hayır dedim. 2, 3, 4'e bakalım. 2, 3, 4'te de bak 7, 12. Evet bu sefer 17 oluyor. 15'i geçiyorlar. 15 ile hop 7, 12 gayet güzel bir üçgen oluşturabilirler. Herhangi iki tanesini aldığında sevgili arkadaşım toplamları diğerlerinden büyük olmalı. Ezbere düşünecek olursan da öyle yaparsın. O hani büyüktür küçüktür şeylerini ben çok sevmiyorum ezbere ezbere de. Açık açık gözüküyor. 32. Böyle çözerim ben olsam. Bu arada AYT'nin geometrinin ben TYT'den daha makul kolay buldum yani. Evet üçgenim verilmiş arkadaşlar şu şekilde. Şurayı da ayrı ayrı 4 4 olarak bölmüş. Yetinmemiş şu arkadaşı uzatmış. Hop. Burayı 6 mı? 6 değil mi? 6 olarak vermiş. Hemen büyütürüm. 6 değil şimşek 8 vermiş. Büyütmüşüm ilk. Burası 8. Tabii ben sizden biraz daha yaşlı olduğum için gözler biraz da az görüyor arkadaşlar. 10. Ha, o kadar da kötü değil de. Telefonum çok küçük. Ha, ben PDF'lerini koydum. Siz oradan daha rahat görebilirsiniz. Hepsini söylemiş. 4, 4, 18 ve taralı bölgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Bak bir üçgen görüyorum. Taralı alanın bölgesinin alanını bulabilmek için neye ihtiyacım var? Bir kenar uzunluğuma ki var ve bu kenara ait yüksekliğe. Dım dım dım. Yani şu yüksekliğe. H'a ihtiyacım var. Ben bu H'ı bulursam bu işi hallederim. Bunu da nasıl bulacağım? Sevgili arkadaşlar dik üçgen 8, 10, burası 6. Peki sonrasını nasıl halledeceğim? Burada da şuna güveneceğim. Bak dik üçgen, dik üçgen. Şu arkadaş alfa açısıysa şu açı da beta kadar değil mi? Güzel. Arkadaşlar alfa ve beta 90'a tamamlıyorsa bak burası da dik üçgen içerisinde. Burası da beta. Neyi gördüm? Şu EFC üçgeninin, EFC üçgeninin ABC üçgeniyle benzer olduğunu gördüm. Alfayı gören 6 bölü H, hadi küçükten yazayım. H bölü 6, bu arkadaşın bu arkadaşa oranı belli olan da bir 4 var. 4 bölü 10'a eşit olacak. Yani H kaçmış? Hop hop 5, 3, 12 bölü 5 mi oldu? Dım dırırım dım 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 12 bölü 5 oldu. Evet. Arkadaşlar 12 bölü 5'miş. Demek ki bu üçgenimin alanında ne kadar? 12 bölü 5 çarpı 8 yükseklik çarpı taban bölü 2 olacak. Sadeleş, sadeleş. 6, 48 bölü 5. 48'i de 5'e bölerim. Zaten ondalıklı verilmiş. 9 kere ver. 45, 3 kaldı. Bir virgül atar. Bir de 0 koyarım. 9 tam 10'da 6 derim. E şıkkında bana bakıyorken görüyorum. Gülümsüyor bana. 33 ile devam edelim arkadaşlar. Bak bu da güzel soru. Güzel soru bir de dikkat etmek lazım bu soruya. Kareyi vermiş arkadaşlar. Sonra da hadi sen kırmızı yaptın ben de kırmızı yaparım. Hop demiş. Hop demiş. Hop demiş. Şuraları 6, 5 ve 10 olarak vermiş. Belirtmiş. Açılarımı da söylemiş. E, K, F olarak belirtmiş ve açı ölçülerinin sıralamasını sormuş. Sevgili arkadaşlar açıları sıralayabilmem için en güzel ipucum benim nedir? Kenarları bulmam lazım. Kenarların
sıralamasını yaparsam açıları da sıralarım. Çünkü en büyük açı en büyük kenarı görür. Çizimden sanki K en büyükmüş gibi ama bir bakalım. Şimdi yürüyeceğim. En büyük ipucum da bu arkadaşın bir kare olması değil mi? A, B, C'de bir kareymiş. Şimdi buraya tutup da A, B falan filan uzunluklar X falan söylememe hiç gerek yok. Hiç de söylemeyeyim. Diyeyim ki ya diyeyim şurası 6 birim olsun. Olsun mu? Şurası yani bir kenarı 16 olsun. Kare ya. Yani A'da diyebilirsin oradan gidebilirsin. Sevgili arkadaşlar burası 16 ise bak şuraya ne kalır? 10 kalır. Şu arkadaşa kaç kalır? 11 kalır. Güzel. Bak ben buradan şu KE'yi ve KF'yi bir şeyler söyleyebilirim. KE'yi görüyorsun 6 6 6 kökü 2 kadar olur. Değil mi sevgili arkadaşım? Güzel. Şu arkadaşa bakarsam KF uzunluğunda sevgili arkadaşlar 10 5 hop 1'e 2 bu arkadaş da 5 kök 5 kadar olur. İkisi arasında kıyaslama nasıl yapılır? Köklü sayılar arasında şöyle yapılır. 6 kök 2 6'yı kök için alırsan kök 72 olur. 36 çarpı 2'den 5'i içine atarsan 25, 25 çarpı 5 kök 125 yapar. Kocaman çıktı. Arkadaşlar KF uzunluğu şöyle yapayım. KF uzunluğu KE'den daha fazlaymış. Güzel. EF'nin çok uzun olduğu çok belli. Hop onu da görürsen zaten 16'ya 1 şeklinde zaten aldın mı uçuyor arkadaş. 256'nın karesi vesaire değil mi? Gayet feci uçuşlara geçiyor. Çok çok da fazla. En yükseklinin de EF olduğunu görüyorsun. EF'yi gören K en büyük açıdır. KF'yi gören E ikinci sırada gelir. Evet en küçük olan da KE ki kendilerinde F görüyor. K, E, F sıralamasını yaparsın. Sevgili arkadaşım o da nerede? D şıkkında sana bakıyor. Harf vererek vesairelerde yapsan yine aynı sonuçlara ulaşabilirsin sevgili arkadaşım. Daha dişe dokunur, ete kemiğe bürünmüş haliyle göresin diye böyle yaptım. 34. 34 nerede? Ha, şurada olmalı 34. Bak enteresan bir soru daha. Şimdi yine kareyi vermiş. Güzel. Bu şekli şöyle böleceğim. Tam bu arada. Şöyle arkadaşlar. Saat gibi değil mi arkadaşlar? Bak 12 eşit dilime bölmüş. 12 bir çember üzerindedir ve bu noktalar çemberi 12 eşit parçaya ayırmıştır. Bu saatin turuncu bölgeleri 8 eş üçgenden, mor bölgeleri de 4 eş deltoidten oluşmaktadır. Buna göre mor bölgelerin alanları toplamının turuncu bölgelerin alanları toplamı oranı nedir? Ne kadar güzel. Çok güzel. Şöyle yapayım. Şu arkadaşı da böyle yapayım. Durmayayım. Şu arkadaşı da böyle yapayım. Bu arkadaşı da şöyle yapayım. Fena olmadı. Sevgili arkadaşlar sarılar gelsin bakayım. Sarı kalemim var. Sarı sarı boyayayım. Şurası, burası. Güneş gibi oldu. Burası. Tamamında boyamıyorum ki. Hem kalemim bitmesin hem de zaman harcamıyorum. Güzel. Şimdi nasıl yürüyeceğim? Sevgili arkadaşlar öncelikle şuna bir bakalım. 12 eşit parçaya böldüysen her birinin şu arkadaşların 30 derece olduğunu biliyorsunuz. Zaten saat sorularını çok çok çözen arkadaşlarım şu arkadaşın 30 derece olduğunu gördüm. Güzel. Nefis bir ipucuyla başladım. 30 derecenin en büyük özelliği. Şurası A kadarsa hipotenüs 2A kadardır. Güzel. Eğer burası da 2A kadarsa şu arkadaş ne kadardır? Kök 3 A kök 3 kadardır. Ya da kök 3 A kadardır. Güzel bir şey yakaladım. Sevgili arkadaşlar şuradaki şu sarıya bakalım. Tamamına bakalım. Bu sarının ikisinin toplamı A kök 3 çarpı A kadardır değil mi? A kare kök 3 kadardır. Şuradaki sarının tamamı. Ha, bir tanesini bununla bunu çarp böl 2'ye bir de bunu topla bu kadar. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane. Yani 4 kök 3 A kare kadar. Güzel. Sarıların tamamı bu. Peki morları nasıl bulacaksın? Uğraş. Arkadaşlar ben uğraşmam. Neden uğraşmam?
Ben bütün kareyi bulur, kareyi bulduktan sonra bütün karelerden sarıları çıkararak moru bulurum. Peki kareyi bulabilir miyim? Pekala bulurum. Bak burası a kök 3, burası da a kök 3. Demek ki 2a kök 3 kadar bu arkadaş bir kenarı. Çarp 2a kök 3 ile 2 kök 3'ü. 2 kere 2 4, kök 3 de 3, 4, 3, 12 a kare olur. Güzel. Bütün alanımda arkadaşlar 12 a kare etti. İşte morların alanı ne kadar olur? 12 a kare. Bir dakika yanlışlık yapmayayım ben burada. A kök 3, 2 a kök 3 çarptım 4, 3. Evet doğru yapıyorum. Arkadaşlar tamamı bu kadar. Eksi sarılar. Sarılar da şu kadar. A kare. Bölü sarılar. A kare. Sana sorulan bu. Bu işlemi yapar mısın? Köklü sayılarda bir işlem. Güzel. Bir kere A kare parantezlerini aldığında A karelerden kurtuluyorsun. YKS öğrencisisin. AYT'ye giriyorsun. Uzun uzun yapmıyorum burayı. Bir de dörtler var. Bir de dört parantezini aldım. Yukarıyı da 3 eksi kök 3 bölü 4 kök 3. Hop hop bunlardan da kurtuldum. Bir de kök 3 ile de genişlettim. 3 kök 3 eksi 3 bölü 3 oldu. Bak 3 parantezini aldığımda da 3'lerden de kurtuldum. Ne kaldı? Kök 3 eksi 1 kaldı. Ne kadar güzel değil mi? Enteresan olmuş arkadaşlar. Hadi şu işlemi de göstereyim. Kök 3 eksi 1 bölü 3 yolcu yolcu kök 3 oldu. Güzel soruydu yani fena değildi beğendim. 35. Evet güzel. Çember sorularına bayılıyorum ya. Çemberde bu açılar maçılar çok hoşuma gidiyor. Hop. Bir de çok güzel çember çizerim. Ne güzel çizdim değil mi? Hop bu arkadaşı da çizdim. Şöyle bir arkadaş çizilmiş. Merkez alınmış. Hop merkeze de paralelmiş. Bak bu arkadaş bu arkadaşa paralelmiş. Şurayı gören bir açı çizilmiş. Çok da önemli değil. Nerede oldu? Çünkü sadece burayı görmesi yeterli. Burası 35 dereceymiş arkadaşlar. Hop neresi soruluyor? Hadi bunu da kırmızıyla gösterelim. Şu arkadaş X soruluyor. Şimdi çok güzel, şahane bir şey. Burası merkezi sevgili arkadaşlar. X soruluyor. X soruluyorsa benim hedefim şu yayın uzunluğunu, yayın derecesini bulmak. Yayı bulursam yayın yarısı olacak, değil mi? Çünkü teğet kiriş açısı da merkez açısı gibi gördüğü yayın yarısıydı. Bunun peşine düşelim. En güzel ipucum. Burası 35 derece ise gördüğü yay bu arkadaşın iki katı olan 70 derecedir. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş bu arkadaşa paralelse burada görmüş olduğun yay burada da vardır. Burası da 70 derecedir. Hocam yeşile nasıl ulaşacağım? Arkadaşlar şu çap değil mi? Merkezden geçtiği için. Tamam. O zaman buranın tamamı da 180 değil mi? Evet hocam. O zaman bu yeşile kaç kaldı? 70, 70, 140 burada. Buraya 40 kaldı. Çizimim yani buraya 70 değil buraya 40 demek biraz adaletsizlik oldu ama neyse öyle gözüktüğü için daha böyle dar çizmek lazımmış. Arkadaşlar 40 derece X artık kendini belli etti. 20 dereceyim ben diye haykırıyor adeta. B dedik. 36. 36 sağ taraftaymış. Güzel. 36'ya geldim. 36 diyor ki O merkezli çeyrek dairelerin arasına teğet olacak şekilde O1 merkezli daire çizilmiştir. 6, 4 verilmiş üzerinde de yazılıyor. Yukarıda verilenlere göre taralı bölgenin alanların toplamı ne kadardır? Şimdi şunu çizdim, bunu da çizdim. Hop, şu arkadaşı çizdim. Bir tane daha çizdim. Bir de şuraya çember yerleştirdim. Yine mükemmele yakın. Yani bu sefer kötü çizdim ama neyse. Böyle bir şeyim var. Sevgili arkadaşlar bağırıyor arkadaş. Şu arkadaşı bulacağım. Ne yapacağım? Şu büyük çeyreği bulacağım. Şu beyazları çıkartacağım. O kadar. Bunun için nelere ihtiyacım var? Hop. Şu arkadaşı biliyorum zaten. 4. Bu arkadaş da 6. Arkadaşlar bu 6 ise bu da 6'dır. Bak bu da 6'dır. Bilmiyorsan şunu yap. Burası 10 ya. Tamamı 10. Burası 4 ise buraya 6 kalır. Şu arkadaşın R'si de kaç olur? 3 oluverir. 3, 3, 3, 3, 4. Buyur sana onu verdi. Şimdi şu ufaklığın çeyreğin tamamını bulalım. 10 pi r kareden 100 pi oldu. 100 pi tamamı. 4'te 1'i böldüm 4'e. 25 pi
Şurada görmüş olduğun şu arkadaşın tamamı. Kırmızıyla da halledeyim. Güzel. Şimdi geriye şu beyazları bulmak. Şu arkadaşınkisi hemen pi r kareden 9 pi oldu. Tamam. Hop, bu arkadaşı da yeşil yeşil göstereyim. Şimdi geldim şu beyaza. Bunu da siyah siyah göstereyim. 4 pi r kareden 16 pi ama 4'e bölmem lazım. Çünkü çeyrek. Hop, 4 pi de bu oldu. Sevgili arkadaşlar 25'ten kimi çıkartacağım? 9. 4 daha 13'ü çıkartacağım. 12 pi kaldı bana taralı alan. Güzel değil mi? Sözlü sözlü anlattığım için gayet rahat anlaşılır oldu. 37'ye bir bakalım. Ya bunu ezberli çözeceğim ama panik yapmayın. Ezbersizde nasıl olacağını anlatacağım. Yarıçapı R birim olan daire biçimindeki bir kağıttan merkez açısının ölçüsü alfa olan bir daire dilimi kesilip atılıyor. Kalan kısım şekildeki birleştirerek bir dairesel konü elde ediliyor. R denmiş buna. Ve oluşturulan konunun yüksekliği de 4R bölü 5 birim olduğuna göre alfa kaçtır? Sevgili arkadaşlar, bir konu varsa hop, şu arkadaş R kadardır. Şu arkadaşa da L deriz. Cisim köşegeni L deriz arkadaşlar. Bu arkadaşın açılmış hali de şu şekilde olur. Koninin açılmış hali budur. Şuradaki açı alfa kadardır arkadaşlar. Alfa bölü 360 eşittir arkadaşlar. R bölü L kadardır. Yani şu arkadaşın şu arkadaşa oranı pi alfa bölü 360 kadardır. Şimdi bak burada panik yapma, neden yapma? Bunun çıkış noktası da şu. Şuradaki şu çevre uzunluğu var ya, yeşille göstereyim. Şu çevre uzunluğunu R ile R cinsinden belirtirsin. Bu çizmiş olduğum yeşil aynı zamanda burasıdır. Burayı da bak şu arkadaş da L kadardır. Bu L kadar ya, bu da da L kadardır. Şu L cinsinden, alfa cinsinden bu uzunluğu bulursun. R cinsinden de bunu bulur. Şuna ulaşırsın. Hiç panik yapma. Aman diyeyim. Bu sefer de şey gitti. Kameraya yumruk attım. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Şimdi gel bakalım ne yapacağım. Şeyler verilmiş bana. Nasıl bir kalem kullanayım? Yeşilleri kullandık. Şu kalemle devam edelim. Şimdi bana şu uzunluk ne kadar verilmiş? 4R bölü 5 olarak verilmiş. Bölü 5. Sevgili arkadaşım oluşturan konunun... Bak burası da R kadardı. Şu L'yi artık ben R diyeyim. Değil mi? Bak burası da R kadar. Hop, şu cisimin yanal uzunluğu L kadar. Sevgili arkadaşlar şu R'yi R'ler cinsinden Pisagor yaparsan ne bulursun? 3 bölü 5 R bulursun. Yine 3, 4, 5 üçgeninden. 1'in karesi 4 bölü 5'in karesiyle 3 bölü 5'in karesi toplamı kadardır. Nefisim, o bir şey elde ettim. Şimdi bak bu arkadaşı söyleyebilirim. Derim ki 3 bölü 5 R bölü bu kısım, şu kısım bölü şu kısım, yani şurası. Bu da R kadar. Bu eşittir alfa bölü 360 derim. R'ler sadeleştirildiğinde alfa bölü 360'ın sevgili arkadaşlar 3 bölü 5 olduğunu gayet güzel görürüm. Nefis. Ama dikkat, aman diyeyim. Neden? Şuradan şu arkadaşı atıyor ya sevgili arkadaşlar. Keşke buna başka harf deseydim. Ben buna beta diyeyim. Şurada kısım bak. Burası beta ya. Bizim için beta olsun bunlar. Beta. Beta olsun. Çünkü ben burayı buluyorum. Dikkat. Burayı bulacağım. Sonra 360'tan bu arkadaşı çıkartacağım. Çünkü atılan kısım bu. Konuya elde ettiğim arkadaş şu kısım. Şu parça. Burayı buluyorum. Burada da ne yaparsın? 72'de 1'i değil mi? 72 ile de 3'ü çarparsam. Bak 72 ile 3'ü çarpıp tekrar 360'tan çıkartacağım ya. Yani 72'nin 2 katı kalıyor aslında. 72 çarpı 2 144. 3'te 2, 3'te 5'i buradaysa, pardon, 5'te 3'ü buradaysa 5'te 2'si de buradadır. Yani 360'ın 5'te 2'sine bak, o da 144 derece yapar. Hani uzun uzun işlem yapmamak için söylüyorum. Anlaştık değil mi? 5 parça, 3 parçası burada, 2 parçası burada. 72'nin 2'si burada, 3'ü burada. 72'yi 3 ile çarpmamak için deveye hendek atlattım. 38.
Aa, bak bu 38'i ben bir yerden yine hatırladım sevgili arkadaşlar da tekrar çözelim. Sanırım OGM Materyal Mobil Soru Bankası'nda. Onları da indirin. Bak hala gerçi şimdi son sınava girenler için söylemiyorum da sonradan izleyenler çok güzel bir kaynak. İndirin cep telefonlarınızı. Kanalımda onların da çözümleri var. Aşağıdaki 12 metre olan bir kule vinç modellenmiştir. Evet, gözüküyor. Anlatıyor. Ben size okuyayım. Şu AB arasında 2 metrelik bir çubuk var arkadaşlar. Demir çubuk. Şöyle duruyor aslında, tamam mı? Bu şekilde. Ve bu içindeki çubuk da uzatılarak şuraya kadar geliyor. Yani 8 metre kadar uzatılabiliyor. Böyle dolaşıyor bu arkadaş. Yerden uzaklığı da 12. Anlattığı bu. Ve diyor ki şuraya da bir yük bağlamıştım B'ye. Yani yükü bağladığında şuralar boyunca dolaşıyor. Güzel. Kule vinç paralel hareket ediyor. Paralel paralel. Zincirin boyu kulenin boyu kadar uzayabilmektedir. Buna göre kule vincin yük taşıyabildiği noktaların oluşturduğu cismin hacmi kaç metreküptür? Kuleyi çizeyim bak. Kuleyi çizdim. 2 metrelik çubuğun senin şurada ya. O şöyle dolaşıyor. Yere de böyle dolaşıyor. Bir de 8 metre uzadı ya. Senin kule vincini sevgili arkadaşım şöyle dolaşıyor. Yük taşıdığı yer neresi? Şuralar. Heh, şimdi oldu. Sana sorduğu yer burası. Güzel. Burası kaç? 2. Hop, şurası kaç? 2, 8 daha 10. Yani dıştaki hacimden içteki hacmi çıkar. Dıştaki hacim ne arkadaşlar? Pi r kare. Pi 10'un karesi çarpı 12 çarpı yükseklik. Eksi pi r kare, yani hadi 2'nin karesi çarpı yükseklik. Güzel. Hemen yapalım bu arkadaşı. Bir de 12 ile çarpacağım. Pi parantezi şıkları da bir bakalım. Ha, şıklarda pi'li zaten. 12 pi parantezini aldım arkadaşım. 100'den 4'ü çıkartıyorum. 96. İşte yapacağım bu. Ha, uzun uzun bunu bulup bundan da çıkarmakla uğraşmadım. Neden? Çünkü bak 12 ile 96'yı çarpacağım. Kocaman. Bunu da ben şöyle kolay çarparım arkadaşlar. 100 tane 12 1200 yapar. 96 tane 12 şu demek 4 tane 12 eksik. 4 tane 12 de 48'dir. Çıkardığımda 1152 yapar. Ben çarpmaları da böyle kolay yaparım. Aklınızda olsun. 100'e yakın bir şeyle çarpınca önce bir 100 ile çarpalım. 4 tanesi eksik. 4 tane 12 eksik. Bu kaçtı? 39'du inşallah. Ah, 38'miş. 39'da devam edelim. Sorun değil. Ha. Ya şu 30, ha, 39'da neyse ya, çok uğraştırmayacak. Sanki uğraştıracakmış gibi gözüküyordu da. Videonun zamanı çok uzamasın diye diyorum. Evet. Dik koordinat düzleminde bir doğru üzerinde bulunan hop 2'ye 1 bunu koordinat sistemini çizmeme gerek yok da ben çok seviyorum koordinat sistemini de çözmeye. Doğru yerleri belli olsun. Burası A noktasıymış arkadaşlar. Bir de B noktası varmış. Şurada bir yerde 9'a 8'miş o da. Şurada. Hop. Şurası 8, 2, 1. Burası da 9'muş. Burası da neymiş? B noktasıymış. Güzel. Ve bir doğru boyunca dedi. Hop. Gel seni doğru boyunca alayım. Şöyle çizeyim. Aman Allah'ım ne kadar kötü. Keşke elle çizseydim değil mi arkadaşlar? Ben elle daha güzel çiziyorum. Güzel, tamam, elle çizdim. Artistik olsun diye cetvel aldım. C ve D noktaları öyle. C noktası A ile B arasında, B noktası ile C ile D arasında. Yani D şuralarda bir yerlerde dışarıda, C de buralarda. Ama diyor ki iki tane AB, hadi onları da yazayım. İki tane AB eşittir 5 tane BC. Güzel. Burada bir numara yapacağız onun için. İki tane AC'de hop eşittir CD kadar. Sevgili arkadaşlar, şu arkadaşa 5K dersem bu arkadaşa da 2K kadar diyeceğim. Öyle değil mi? Güzel. 5 ile bak 2 ile 5'i çarp, 5 ile 2'yi çarp. Demek ki şu bütün uzunluğum 5K kadarken şimdi C'yi yerleştirelim. BC uzunluğu da 2K kadarmış. Şuradaymış C. Güzel. Burası 2K.
Arkadaşlar burası 2K ise burası da kaç olur? 3K olur. Şimdi geldim D'yi yerleştireceğim. AC'nin 2 katı. Bak AC 2K 3K idi ya. Bir dakika ya. AC 3K ise 6K alacak. Dur bir dakika, bir yerde bir yanlışlık yapmayayım ben. 5 tane BC. 5 tane BC. 2K. 2K 5K. Yanlış yapmadım. 5K. Tamam. Burası 2K. Burası 3K. Tamam, güzel. BC. Ha, CD uzunluğu. Buraya ne demiştim? AC 3K. Güzel. CD. Hop, ne oluyor sevgili arkadaşlar? CD 6K kadar oluyor. CD. Dererin. D burada. Sevgili arkadaşlar bak, CD toplamda 6K ise buraya ne kadar kalıyor? 4K kadar kalıyor. Güzel. İyi hallettik. Çünkü şuradan şurası 6K. Güzel. Buna göre BD uzunluğu soruluyor. Şu uzunluk soruluyor. Yani 6K. Nasıl yaparım? Şöyle yaparım sevgili arkadaşlar. Gelirim. Şu mesafeme bir bakmaya çalışırım. Güzel. Burası 6 birim. 9'dan da 1'i çıkardım. Burası da 8 birim. Sevgili arkadaşlar, hipotenüs yaptığımda şurası 10 olur. Ne görüyorsun? 5K'nın 10 birim olduğunu görüyorsun. Sen neyi arıyorsun? 4K'yı. Böl 5'e çarp 4 ile hop kaç olur? 8 birim olur. 8 neredesin? 5'imindesin. Anlaştık değil mi? Gayet güzel oran orantıyla çözdüm. 5K'lık uzunluk 10 birimse senin peşinde olduğun 4K. Gayet güzel şıktı ya. Bir şey söyleyeyim mi ya? Ben bu sınav sorularını direkt şeyde AYT'de sorardım ya. Yazık etmişler güzelim sorulara. Yani burada kamuya yayarak. İnşallah şeyde ÖSYM'nin soruları da böyle güzel olur. Beğendim yani, sorular güzel. Yine aynı dırırıt. Evet, güzel. Şimdi şu arkadaş şöyle gelmiş. Şöyle olmuş. Hop demiş. Bu taralı alan acaba ne kadardır demiş. Ama dikkat. Büyüt. Burası 5 birim. Ne kadar güzel. Başka verilen var mı? Yok. Yok gibi duruyor ama çok güzel şeyler verilmiş. Sevgili arkadaşlar, dik koordinat düzlemi D çemberin merkezi x eksi r. Şuralar r kadar. R kadar. R kadar. R kadar. X eksi r'nin karesi artı y eksi r'nin karesi eşittir 16 olarak verilmiş. Sevgili arkadaşlar, kendileri çemberin standart denklemidir. Nasıl yazılır? X eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare kadardır. Yani yarıçapının karesi kadardır. Yarıçapı kaç görüyorsun buradan? R'yi 4 görüyorsun. Sevgili arkadaşlar, burası 4'müş. 4'müş, 4'müş. Standart denklemi bildin mi? Soru da buracıkta bitiveriyormuş. Taralı alanı soruyor idi. Arkadaşlar 4 birim, 4 birim hop. Şurası ne kadar oldu? 9 birim oldu. Şurası 9'muş. Burası da zaten 4 kadar. Bütün dikdörtgenden şu çeyreği çıkartacağım. Arkadaşlar bütün dikdörtgen kaç? 36. 9 çarpı 4. Eksi. Şimdi irrasyonel bir şey çıkartacağım ya. Ben hemen şıklara baktığımda zaten A şıkkı olduğunu görüyorum. Hiçbirinde 36'dan çıkmamış. Çünkü rasyonel bir sayıdan irrasyonel sayı çıkartılamaz. Hadi emin olalım. Şurasının da 4 pi olduğuna. Sevgili arkadaşlar, tamamı pi r kareden 16 pi yapar. Çeyrek daire söz konusu. Böl 4'e 4 pi. Şu arkadaşı da çıkar. 4 pi'yi çıkartmam gerekiyormuş. Gördüğünüz üzere 36 eksi 4 pi oldu. Sevgili arkadaşlar, dediğim gibi fena bir test değildi. Güzeldi. Hepinize gönlünüzce sonuçlar temenni ediyorum. Hadi buradan da tiyoyu vereyim. Bana Eylül'de sorarlar. Hocam sınavı kim kazanacak? Bak Eylül'de. Derim ki çok çalışan. Temmuz'da soranlara da öyle soruyorum. Hemen başlayıp çok çalışan derim. Haziran'da, Mayıs'ta soranlara da şunu söylüyorum arkadaşlar. Sakin olan kazanır. Sınavın anahtarı budur. Lütfen sakin kalın. Sakince bakın sorulara. Tamam. Şimşek Tanık kanalını izleyenler sakin kalarak kazansın. Gönlünüzce olsun. Evet arkadaşlar, böylelikle bu testi de nihayetlendirdik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.